Samimi Haber özel yayınlarımızla programımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Sayın Yunus Emre Kurt olacak ve kendisiyle hem gündeme dair hem de aday adaylığı ile ilgili güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz İstanbul stüdyomuza. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gayet nezaketli bir karşılama ve ev sahipliği yapıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hem bu noktada Kocaeli'nden kalkıp buraya kadar geldiniz. Şimdi Türkiye'nin en genç milletvekili adaylarından, aday adaylarından birisiniz. Aslında evet. Artık biz buna alışmalıyız. Çünkü baktığımız zaman zaten artık gençlere çok güzel fırsatlar veriliyor. Fakat sizin sadece aday adaylığı değil, bunun öncesindeki süreçle ilgili de zaten ciddi bir geçmişiniz var. Hem Ülke Ocakları İl Başkanlığı, hem Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı gibi görevlerde bulundunuz. Fakat asıl burada değinmemiz gereken, bu başkanlıkları yaptığınızda çok genç yaştaydınız. Evet. Biraz bunlara değinelim mi? Evet. Dediğiniz gibi gençlik Türkiye'nin en büyük hazinesi. Gençlik Türkiye'nin yarınlarına, umut dolu yarınlarına ulaşmamızda en büyük gücümüz. Dolayısıyla biz 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih'in torunları olarak, Türk gençleri olarak siyasette de, politikada da, ekonomide de, ticarette de, hayatın her alanında aktif bir rol üstlenmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Muhterem Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de gençlere verdiği önemin bir göstergesi olarak bizi Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevimizden hemen sonra Türkiye'nin en genç il başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak görevlendirdi. Araya gireceğim. Ülke Ocakları İl Başkanı görevini yaptığınızda kaç yaşındaydınız? 25 yaşında Ülke Ocakları İl Başkanlığı görevine geldim. 28 yaşında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı oldum. Şu anda da işte 30 yaşında milletvekili aday adayı olarak huzurlarınızdayım. Dolayısıyla Ocak Başkanlığımızı 3 yıla yakın başarılı ve güzel bir süreçten sonra orada da bir ilki gerçekleştirerek, mevcut Ocak Başkanı iken aynı anda Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak Kocaeli'nde bir ilki gerçekleştirerek Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olduk. Türkiye'nin en genç il başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Şu anda 2023'ün Mayıs ayında, 14 Mayıs'ta olacak seçimlerde gençlere çok büyük bir önem düşüyor. Bütün siyasi partilerin, bütün siyasilerin de gençleri sadece oy alabilecekleri bir alan ve kitle olarak değil de siyasette birlikte yapalım, devleti ve ülkeyi birlikte yönetelim diye yol arkadaşı olarak görmesi gerekir. Az önce de belirttiğim gibi Sayın Genel Başkanımız bunu gördü ki Türkiye'nin en genç il başkanı olarak Kocaeli gibi Türkiye'nin en önemli şehirlerinden birisine bize uygun görmüştü. Dolayısıyla işte ilk defa oy kullanacak kardeşimiz 6,5 milyon. Dolayısıyla bu 6,5 milyon kardeşimiz hayatında ilk defa sandık kabinine gidecek. 21. yüzyılın bize göre Türk asrı olup olmamasını vereceği oylarla birlikte belirleyecek. Ya da işte 15-24 yaş arası 13.6 milyon kardeşimiz var. Aslında bunun bilincinde olabilmek ne kadar güzel. Bakın şimdi 6,5 milyon bir genç nüfustan ilk defa oy kullanılacak bir kitleden bahsediyorsunuz. Evet. Ve bu aslında bu seçimin kaderini değiştirebilecek bir durum. Peki bununla ilgili çalışmalar var mı? Yani belli bir yol haritası çizildi mi? Çünkü bizim özellikle mesela son dönemlerde milletvekili adaylarımızla ve mevcut milletvekillerimizle konuştuğumuz en önemli konu bu. Evet, belli bir takım şeyler yapıldı AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Hatta şu anda da beraber olan bu iki partinin bu yol haritası çizilirken, belli bir takım çalışmalar yapılırken Türkiye'ye yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ancak işte o ancak kısmında gençler unutuldu mu? Yok, kesinlikle unutulmadı. Cumhur İttifakı gençleri önemsiyor. Milliyetçi Hareket Partisi gençleri seviyor. Gençlerle ilgili birçok avantajlı paketleri Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaya başladı. Evet. Bu ÖTV indirimleri olsun, gençlerin üniversitelerde ve eğitim kurumlarındaki haklarının arttırılmasında olsun, bu KYK burslarının ciddi bir şekilde iyileştirilmesinde olsun, gençlere yönelik programlar ve projeler devam ediyor. Bizim için gençlik, az önce de belirttiğim gibi, oy alabileceğimiz bir kitle değil. Oyları bizim için çok önemli, çok kıymetli. Oylarını istiyoruz ama biz onları sadece bir oy yığını olarak görmüyoruz. Onları 21. yüzyılı Türk asrı yapacak kişiler olarak görüyoruz. Fatih'in, Mustafa Kemal'in torunları olarak görüyoruz. Fatih İstanbul'u, şu anda mukaddes şehir İstanbul'dayız. Bu şehri fethederken 21 yaşında bir hayali gerçekleştirip Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olurken şimdinin 21 yaşındakileri de bu ülkeyi yönetebilecek kapasitede olduğunu ifade edecek.
Bizim tabii burada Milliyetçi Hareket Partisi'nde özellikle gençlerin destek vermesini istememizin sebebi şu. İşte 30 yaşında CV'sinde, siyasi CV'sinde Ülke Ocakları İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olan bir kişi bu cesareti kendinde Sayın Genel Başkanımızın teveccühüyle görüyor ve milletvekili aday adayım diyebiliyorsa biz gençleri seviyoruz. Gençlerin de bizim yanımızda olmasını istiyoruz demektir. O zaman şu soruyu sormak istiyorum. Neden milletvekilliği? Bizim için milletvekilliği, işte farklı görevler sadece bir araçtır. Bizim nihai hedefimiz Allah rızasıdır. Nihai hedefimiz ülkemize, milletimize, bulunduğumuz şehrimize, yaşadığımız şehrimiz Kocaeli'ne hizmet etmektir. Dolayısıyla bu hizmetin belli başlı vasıtaları var. Bunlardan birisi de milletvekilliği. Biz milletvekili olalım diye bütün siyasi geçmişimizi bir kenara bırakacak ya da siyasi duruşumuzda taviz verecek değiliz. Allah nasip ederse, Sayın Genel Başkanımız da genel merkezimiz uygun görürse bu göreve talibiz. Ama onun haricinde siyasi geçmişimizde Ülke Ocakları İl Başkanlığı'nda birçok gencimize dokunduk. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığımızda Kocaeli'nin 12 ilçesinde 3505 kilometre karesinde yaşayan 2.035.000 vatandaşımızın faydasına olan işler yapmaya çalıştık. Şimdi de milletvekiliyle birlikte tüm Türkiye'de gençlerin sesi olmaya, 21. yüzyılın Türkiye asrı olması için 1453'ten 1919'a, 1919'dan 2023'e, 2023'ten Malazgirt'in 1000. yılına kadar ki sürece kadar Türkiye'ye ne katabiliriz, taş üstüne nasıl taş koyabiliriz diye yapmak için milletvekili aday adaylığına soyunduk. Ama milletvekili aday adaylığı bizim için önemlidir ama her şey değildir. Biz hedefe giden yolda her şeyini feda edecek insanlar değiliz. Milletvekili olmak istiyoruz ama vatanımıza hizmet etmek de daha fazla istiyoruz. O zaman bu konuya değinmişken ne gibi projeleriniz olacak? Yani görmüş olduğunuz eksiklikler nedir? Şehre yapılmasını düşündüğünüz ya da mecliste özellikle ben milletvekili olursam benim mutlaka sunacağım şu projenin de ben geçmesini istediğim dediğiniz bir projeniz var mı? Şimdi tabii bir genç bir, Allah nasip ederse genç bir milletvekili olarak özellikle gençlerle ilgili çalışmalar yapmamız lazım. Burada iki bakanlığın önünde milli ibaresi var. Evet. Bir, Milli Eğitim Bakanlığı, iki, Milli Savunma Bakanlığı. Dolayısıyla bu bakanlıkların önünde niye milli ibaresi var? Onu önce milletvekili arkadaşlarımıza ve işte meclise kabul ettirip ardından eğitimin millileşmesi yönünde bir çalışma sistemi hazırlamamız lazım. Gerçekten bakın Milli Sağlık Bakanlığı değil, Milli Kültür Bakanlığı değil çünkü onlar evrensel. Ama Milli Savunma Bakanlığı çok şükür artık kendi İHA SİHA'larımızı üretiyoruz. Kendi savunma sanayimizi geliştirdik. Burada millileşiyoruz. Ama eğitimde de millileşmemiz lazım. Bu ülke Türk milliyetçiliği fikriyatı ekseninde kuruldu. Bakın bu ülkenin kurucusu Allah rahmet eylesin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene diyen, muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur diyen, yüksel Türk, senin için yükselmenin hududu yoktur diyen bir Türk milliyetçisi. Dolayısıyla Türk milliyetçiliği fikriyatında kurulan bu ülkenin eğitim sisteminin de Türk milliyetçiliği etrafında olmasını düşünüyoruz. Bu anlamda ilk yapacağımız çalışma bununla ilgili raporların ve sunumların hazırlanması olacak. O zaman şunu mu anlıyoruz? Milli değerlerimizin artık yavaş yavaş yok olmaya başladığını ya da bunun çok fazlasıyla gençlere yönelik yapılan çalışmalarda yer almadığını mı görüyoruz? Eksiklik böyle bir eksiklik mi var? Eksiklik olduğunu düşünüyorum ama asla ümitsiz değilim. Bakın biz bir kültüre sahibiz. O kana bunu, sahibiz diyorsunuz. Bunu nasıl anlarız? Şu anda bu stüdyoda bulunan bir cümle kullansam herkesin aklına aynı şey gelir. Korkma dediğim an İstiklal Marşımız gelir. Demek ki biz ortak bir kültüre sahip insanlarız. Dolayısıyla geleceğe dair ümidimiz var. Ama 2023'ün dünyasında da 100 yıl, 200 yıl önce kullanılan teknolojileri ve sistemi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum sadece. Bu nedir? İşte şu anda hepimizin neredeyse esir olduğu bir teknoloji var. Teknolojiyi bir silahtır. Ve bunu iyi kullanmak kendimize gerekiyor. Kullanırsak sıkıntı yaratır. İşte dolayısıyla bunu gerçekten iyi kullanmamız lazım. Bu anlamda bir ortak kültüre sahibiz. İnanılmaz güzel maneviyatı ve zenginliği çok olan bir geçmişe sahibiz. Dolayısıyla geleceğe dair ümidimiz var ama sistemi değiştirmek lazım. Özellikle eğitim sisteminde milli değerlerimizi anlatmamız lazım. Nasıl 1453'te bu içinde bulunduğumuz şehir Fatih tarafından, ceddimiz Fatih tarafından fethedildiyse 1920'lerde de Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından İngiliz bayrağı
indirilip Türk bayrağının dikildiğini yeni nesil gençlerimizin bilmesi lazım. Aslında daha buna gelmeden bizler zaman zaman sokak röportajlarımızda yer veriyoruz. İlk Cumhurbaşkanımızı soruyoruz. Evet. Ya da milli mücadele dönemine dair belli bir takım sorular sorduğumuzda bile çok gerçekten ben de o röportajlarınızı izledim sosyal medya aracılığıyla. Hı hı. Evet, bunların probleminin kaynağı gençler değil. Şimdi eğitim bir konuşmada hemen bir sıkıntı olduğunda ya yeni nesil çok duyarsız. Yeni nesil hayır kardeşim. Hı hı. Onun yeni neslin bir ferdi de benim. Vatanımı, milletimi seviyorum. Bunlarla ilgili dertleniyorum. Hı hı. Ama bir problem varsa sadece gençler bu problemin kaynağı diyerek halının altına süpüremeyiz bu problemi. Bu problem vardır. Bu problemin sorumlusu da 85 milyon olarak hepimiziz. Önce problemi tespit ediyoruz, ettik. Hı hı. Çözüm önerimizi sunuyoruz. Gerçekleştirmek için de gücün, cesaretin bizde olduğunu ifade ediyoruz. Gerisi Allah'ın takdiri, milletimizin teveccühüdür. Şimdi biraz gündeme dair sohbet etmek istiyorum sizinle. Tabii. Aslında. Altılı Masa ile ilgili hala bir aday açıklaması. Evet. Yok. Sırarla ve merakla bekliyoruz açıkçası bizler de. Fakat Altılı Masa'nın vaatleriyle ilgili bir açıklama var. Evet. Bu vaatleri nasıl buldunuz? Şimdi yani öncelikle ortak mutabakat metni diye bir metin hazırladılar. Evet. Şimdi bu metinde PKK terör örgütüne dair bir atıf yok. Hı-hı. Bakın geçin, PKK ile ilgili bir cümle bile kurulmamış. Hı-hı. Şimdi Altılı Masa dediğimiz bir masa, hemen hemen ayda iki kere oturdukları ama hala Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemedikleri, ana meselelerde nasıl yol alacaklarını belirlemedikleri bir masa. Bakın basit 2-3 örnek vereyim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu yap işlet devlet modelinin kaldırılacağını, işte devletleştirme yoluyla projelerin ve yatırımların yapılacağını ifade ediyor. Hı hı. Aynı masadaki arkadaşı Ali Babacan, Deva Partisi'nin genel başkanı, yap işlet devlet politikasının Türkiye'ye getirmesinde kendisinin etkili olduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Hı hı. Ya da Kılıçdaroğlu yeni bir çözüm sürecinin denenebileceğini, oturulup bir masa etrafında konuşulması gerektiğini ifade ediyor. Aynı masada oturduğu arkadaşı İYİ Parti Genel Başkanı, hayır tam tersi bir politika uygulansın diye ifade ediyor. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde yeni hafta, bu hafta duyduk, bir problem çıktı ve işte son anda metinden çıkarttılar. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi veya diğer partiler İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe konulacağına dair vatandaşa vaatte bulunmadı mı? Mutabakat metnine koyamadılar. Dolayısıyla eskiden koalisyon olmasın, tek başımız iktidar olalım da problemler çıkmasın diye o isterlerdi. Hı hı. Şimdi de bir koalisyon kuracağız. Hatta Ahmet Davutoğlu'nun ifadesiyle bir kriz çıkacak diye o istemeye başladılar. Vatandaş kaosun, krizin olduğu yere gitmeyecektir. Biz Türk milletinin yüksek tavrına, Türk milletinin yüksek şahsiyetine inanıyoruz, güveniyoruz. 2023'ün Mayıs ayında olacak seçimlerde de Altılı Masa'ya gereken dersi verecek. Cumhur İttifakı'na ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne de tarihi bir rolle destekleyecekler. Bir de şöyle bir söylem var, özellikle kulislerde konuşulan bir şey var ki Altılı Masa'nın son dakikaya kadar bekleyeceği, ki zaten şu aşamaya kadar Cumhurbaşkanı adaylığını hiçbir şekilde açıklamadılar. Farklı farklı kişiler her ne kadar söylenmiş olsa da net bir şey yok. Evet. Gizli kulislerde yer alan son dakika Selahattin Demirtaş'a yönelik bir açıklama yapılacağına dair bir söylem bakın var. Altılı Masa risk alıp Altılı Masa'da yer almayan bir partinin genel başkanını aday olarak gösterir mi? Bakın ne dediler Altılı Masa şimdiye kadar? Seçim tarihi açıklansın, 24 saat içinde adayımızı açıklarız dediler değil mi? Hı hı. Seçim tarihi açıklandı 14 evet. Mayıs. Açıklayabildiler mi adaylarını? Açıklayamadılar. Hayır. Şimdi zaten HDP kanadı, hı hı, ki biz HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak görüyoruz. Hı hı. Ona karşı flu baktığımız hem Sayın Genel Başkanımız hem de partimizin yetkili kurulları defalarca ifade etti. Onu da parantez içinde söyleyelim. HDP'nin yetkili kurulları Kılıçdaroğlu aday çıkarsa ayrı bir aday çıkartmayız. Ama başka bir aday olursa, hı hı, HDP'nin de ayrı bir adayı olur dediler. Bakın buradaki bu ifade çok önemli. Zaten Kılıçdaroğlu'nu kendi adayları olarak görüyorlar. Yani HDP'nin seçmenine, HDP'nin yetkili kurullarına göre şu açıklamadan bunu anlıyoruz. Ha Kılıçdaroğlu ha Selahattin Demirtaş diyorlar. Hı hı. Ki Selahattin Demirtaş
Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen, sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayıyoruz diyen ve şu anda da cezasını çeken bir terörist. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden çıkma bir parti olan İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Akşener'in buna bir duruşu olur mu böyle bir durumda? Tam tersi. Sayın Akşener, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini medyaya defalarca ifade etti. Selahattin Demirtaş dediğimiz kişi siyasi fikirlerinden dolayı içeride tutulan birisi değil. Şu anda 30 bin vatan evladını şehit eden Abdullah Öcalan teröristine onun heykelini dikeceğiz diyen birisi Selahattin Demirtaş. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını kim ister? Yol arkadaşlar ister. İşte Kılıçdaroğlu ister, Sayın Akşener ister veya işte Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir mitingde bağıra bağıra söyleyen Ali Babacan ister. Hiç gündemde yokken, hiç konusu yerinde değilken Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atıyorlar. O zaman böyle bir riski alırlar mı? Şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nu aday yaparlar. Zaten HDP için de Kılıçdaroğlu onların kendi adayıdır. Ve burada da gizli işte, destek olarak açık açık desteklediklerini ifade ettiler. Aslında gizli olduğunu zannettikleri fakat HDP'nin eş genel başkanı aynen şu ifadeyi kullandı. Kılıçdaroğlu olursa destekleriz, başka bir aday olursa kendi adayımızı çıkartırız dediler. Dolayısıyla şu anda ortak bir mutabakata varmışlar. Bunu sadece şunu mesajı vermem lazım. Kendini milliyetçi olarak ifade eden, PKK'ya karşı sistemini dile getiren, HDP'ye flu baktığını ifade eden kişiler, hele hele bizim içimizden başka yere gitmişler, Altılı Masa'nın ve HDP'nin bu tavrını iyi bir özümsesinler. Son dakika bir parçalanma olur mu Altılı Masa'da? Şu anda Altılı Masa... Böyle bir risk alırlar mı? Zoraki bir şekilde birliktelikteler. Siz de görüyorsunuz, bizler de gözlemliyoruz. Şu anda birbirlerinin arkasından iş çeviriyorlar. Ama masadan kalkan hesabı öder tezinden dolayı masadan kalkamıyorlar. Dolayısıyla zorunlu bir birliktelik. Birbirlerinden tamamen farklı, birbirlerinin dünya görüşü, siyasi görüşlerine yabancı ve birbirlerini defalarca bu konuda hala, yani 2023'ün bu Ocak ayında itibariyle de söylemleri itibariyle eleştirmiş kişiler şu anda ortak bir aday çıkartma peşindeler. Daha geçen hafta İYİ Parti'nin bir genel başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu'ndan aday olmaz kullandı Cihan Paçacı Bey. Biliyorsunuz hemen aynı gün istifası istendi ve istifa etti. Bakın İYİ Parti'nin... Yani aslında partilerin içerisinde de rahatsız olan birçok isim ciddi bir kesim var. Onun için biz tabii ki biz onların başarısızlığına, onların bu içindeki probleme güvenerek yolu kat etmiyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak kendimize güveniyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız net. Bizim adayımız Karabağ'da azatlığı sağlayan, 1984'ten beri başımıza bela olan PKK terörünü bitirmek için ciddi adımlar atan, Ayasofya'yı ibadete açan, Amerika'da Birleşmiş Milletler binasının karşısına Türk evini açan, Kıbrıs'ta kapalı maraş açarak iki devletli bir yapıyı tüm dünyaya haykıran, Karadeniz'de kendi gemilerimizde doğalgazın çıkarılmasını sağlayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da çok ciddi bir oyla yeniden Cumhurbaşkanımız seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı da meclise çoğunluğu sağlayacaktır. Şimdi size bir soru soracağım. Aslında bunu nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum ama kabuklarından ya da o artık ölü derilerden arınma mı dersiniz ya da farklı mı yorumlarsınız bilmiyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden İyi Parti çıktı. İyi Parti'nin içinden Zafer Partisi çıktı. Ve nihayetinde burada bir parçalanmayı görüyoruz. Yani milliyetçilerin arasındaki bu parçalanmayı neye bağlıyorsunuz? Bakın öncelikle milliyetçiler... Siyasi anlamda organizasyonu Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu hareketin kurucusu, fikir babamız Alparslan Türkeş, ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur diyerek bu tartışmalara nokta koymuştur. Dolayısıyla ülkücülerin tek siyasi organizasyonu Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Başbuğumuzun emanetini şu anda Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli büyük bir özenle yürütmektedir, sürdürmektedir. İçimizden gidenler gittiği yerin yenisi olacaklar. Ülkücülük lafının patenti de kullanım hakkı da Milliyetçi Hareket Partisi'ndedir. Dolayısıyla ülkücüler Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Oraya giden arkadaşları tartışalım. Oraya giden arkadaşlar giderken ne dediler? Partimize demokrasi yok dediler Milliyetçi Hareket Partisi için. İstediğimiz sözü söyleyemiyoruz dediler. İki gün önce bir parti genel başkan yardımcısı Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyorum dediği için istifa ettirildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde demokrasi yok diyenler, kendi fikrini beyan eden
bir genel başkan yardımcısı seviyesine getirdiği bir kişinin istifasını istedi. Dolayısıyla vurduğu yerden vuruluyorlar. Ve ne oldu? Nihayetinde bu partiyi kurduklarını ifade eden kişilerin birçoğu şu anda İYİ Parti'nin dışında kaldı. İşte Ümit Özdağ ayrı bir parti kurdu. Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, Yusuf Yalaçoğlu gibi bir sürü bizim partimizden İYİ Parti'ye giden arkadaşlar şu anda İYİ Parti'nin de dışında kaldılar. Dolayısıyla İYİ Parti'nin kurulma amacı şu. Sağ seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi için bir köprü lazımdı. O köprünün adına da onların ifadesiyle sadece adı iyi olan bir parti kurdular. İpi kimin elinde olduğu belli olmayan bir parti. Dolayısıyla İYİ Parti'nin ne olduğunu vatandaşlarımız anladı. Bir balondu, sönmeye başladı. Peki biraz daha çalışmalara dönelim. Şimdi Yunus Emre Kurt'un babası da parti içerisinden gelme. Evet. Abisi de aynı şekilde. Yani aile olarak milliyetçi kökenli. Benim soyadım Kurt. Evet, soyadınız itibariyle de aile olarak zaten ülkücü bir camiadan gelmişsiniz. Evet. O dönemden bu döneme muhakkak ki aile olarak da yaptığınız büyük çalışmalar vardır. Ama en önemlisi bu ülkede şu anda bu seçimle ilgili, çünkü çok kritik bir seçimdeyiz aslında. Evet. 2023 seçimleri kritik bir seçim. Çok kritik. Yani kararsız olan bir halkı da görüyoruz. Ama yeter ki gitsin de o gelsin kim olursa olsun diyen bir halk da var. Buradan izleyicilerimize seslenmek isterseniz nasıl seslenirsiniz? Şimdi, çünkü kararsızlıkla beraber artıları ve eksileri olacak bir süreç de var. Ya da mevcutla ilerleyip ilerlememek isteyenlerin kendi gerekçeleri var gibi. Şimdi, ama sizin bir mesajınız olacak. Seçmen, biz seçmenin iradesine her zaman teslim olmuşuz. Gibi. Onlara güveniyoruz. Ama seçmen bir yanda Cumhur İttifakı'nı, bir yanda da Millet İttifakı'nı iyi bir şekilde değerlendirecektir. Az önce söylediğim gibi Karabağ'ın azatlığını sağlayarak soydaşlarımızın yanında olan, Ayasofya'yı ibadete açarak zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın sloganını gerçekleştiren, Kıbrıs'taki 1974'ten beri şehitlerimizin kanını yerde bırakmayarak oradaki kapalı maraşı açıp Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olduğunu tüm dünyaya haykıran, tüm dünyada Türk milliyetçiliği fikriyatına göre PKK'ya da darbe vuran, FETÖ'ye de karşısında duran bir Cumhur İttifakı var. Bir yanda da Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel 4-6 yaş Kur'an kurslarını kapatacağız, bu ortaçağ zihniyetidir diyor. Millet İttifakı'nda Selahattin Demirtaş, Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a özgürlük naraları atılıyor. Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle müstakbel Cumhurbaşkanı adayları olacak. Kılıçdaroğlu tüm KYK'lıları bir hafta içinde işine iade edeceğim diyerek FETÖ'ye göz kırpıyor. Dolayısıyla bir yanda her şeyi belli, net, hiçbir kapı arkasında pazarlığı olmayan Cumhur İttifakı var. Bir yanda da Cumhurbaşkanları adayları da dahil her konusu muamma olan, işte FETÖ'ye de göz kırpan, PKK'ya da göz kırpan bir Millet İttifakı var. Ben vatandaşlarımızın işin sonunda 14 Mayıs tarihinde bunları göz ardına, göz önüne alacağını düşünüyorum. Göz ardı etmeyeceğini düşünüyorum. Bizim siyasi anlayışımız şu Derya Hanım. Biz yalanın yeni bir ismi çıkmış. Her doğru her yerde söylenmez. Biz her doğruyu her yerde söyleyenleriz. Biz şairin şiirindeki ifadesiyle siyasi anlayışımızı bu bizim gösterir. Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördü mü yanar tacı yerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırmada geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İşte bizim siyasi anlayışımız budur. Çiğnenmeyi, çiğnemeyi göz önüne alırız. Ama vatan için, millet için, Türkiye'nin 85 milyon vatandaşı için, Türkiye Cumhuriyetler'de yaşayan tüm soydaşlarımız için, temsil ettiğimiz, mensup olduğumuz tüm İslam alemi için çiğnenmeyi, çiğnemeyi göze alır ama sonunda da hakkı tutar kaldırırız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi anlayışı budur. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman yanılmamıştır. Bakın FETÖ'ye ilk terör örgütü lideri diyen bizim genel başkanımızdır. PKK'yla olan çözüm sürecine yanlışlığını ifade eden bizim sayın genel başkanımızdır. 15 Temmuz akşamı herkes saklanacak yer arayıp elinde kahve fincanıyla, ayağında terlikle darbeyi izlerken yakın genel merkezin tüm ışıklarını, darbenin sonuna kadar karşısındayız, seçilmiş meşru hükümetin yanındayız diyerek
demokrasinin savunucusu olmuş kişi bizim Sayın Genel Başkanımızdır. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim diyenlerin partisidir. Biz de bu anlamda 2023'ün 14 Mayıs'ına kadar gece uyumayacağız, gündüz yorulmayacağız. Her vatandaşımızı aziz bilip her vatandaşımıza ulaşmaya çalışacağız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Büyük bir nezaketle ağırladınız. Görüşlerimizi ifade etme imkanı sundunuz. Ben özellikle Türk gençliğine şu mesajı vermek istiyorum. Bizi X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı olarak bölmek istiyor olabilirler. Bizim bir ismimiz var. Bu kuşak isimlerini reddediyoruz. Biz Türk gençliğiyiz. Türk gençliği de muhtaç olduğu kudreti damarlarımızdaki asil kanda bulacak gençliktir. Dolayısıyla genç kardeşlerim, sizin içinizden olmuş, sizin problemlerinizi biliyorum diyen değil de sizin problemlerinizi yaşayan bir arkadaşınız olarak, Ülke Ocağı İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak bugün milletvekili aday olarak karşınızdayım. Eğer ki gençlerin sorunların çözümünde bir yer edinmesini istiyorsanız mutlaka desteğinizi istirham ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, muhterem Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli bizi Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı yaparken gençliğe verdiği önemi gösterdi. Şimdi sıra gençlikte. Gençlik de Milliyetçi Hareket Partisi'ne teşekkürünü 14 Mayıs'ta oy vererek yapacaktır. Ben çok teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Kurt, yolunuz açık olsun. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. İnşallah bu süreçten sonra da açıklamalarınızı göreceğiz zaten. Çok teşekkür sizin. Ederim desteğinizden dolayı. Evet, bugünkü adayımız Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili adayı Yunus Emre Kurt'tu. Kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştirdik ve yayınlarımız devam edecek. Şimdilik bizden bu kadar.